Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal eşitsizliklere devam edeceğiz. İlk önce doğrusal eşitsizliğin tanımını hatırlayalım. A ve B birer reel sayı. A sıfırdan farklı. Bu durumda AX artı B büyüktür sıfır. AX artı B büyük eşittir sıfır. AX artı B küçüktür sıfır. AX artı B küçük eşittir sıfır ifadeleri, bu ifadeleri biz birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik veya kısaca doğrusal eşitsizlik adını veriyoruz. Pekala. Şimdi bunların çözüm kümelerini bulmak istiyoruz. Nasıl bulacağız? Bununla ilgili de hemen size bir teorem vereceğim. Bu eşitsizlikleri biz bir numaralı eşitsizlikler diyelim. Şunlar bir numaralı eşitsizliklerimiz olsun. Teoremimize geçelim. Teoremi şu şekilde. Teorem. Bu teorem bize şunu söyleyecek. Diyecek ki bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılırsa bu durumda elde edilen yeni eşitsizlik ilk eşitsizliğe denktir. Yani aynı çözüm kümesine sahiptirler. Burada söylemek istediğimiz şey şöyle ifade edelim. Ben bunu sadece bir tane eşitsizlik için yazacağım. Diğerleri için de doğru olduğunu siz gene teyit edersiniz. AX artı B büyüktür sıfır eşitsizliğimiz söz konusu. C de bir reel sayı olsun. Bu teorem şunu söylüyor. Bu eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklediğimde elde ettiğim yeni eşitsizlik, buna iki numaralı eşitsizlik diyeyim, bir numaralı eşitsizlikle denk oluyor. 1 ve 2 numaralı eşitsizlik denk. Yani aynı çözüm kümesine sahipler. Burada AX artı B büyüktür 0 yerine AX artı B büyük eşittir 0. AX artı B küçüktür 0. AX artı B küçük eşittir sıfır denseydi de gene aynı durum söz konusu olacaktı. Onlar için ayrı ayrı yazmayacağım ama bu tarz eşitsizlikler için de doğru olacağını arkadaşlar lütfen aklınızdan çıkartmayın. Bunun dışında başka ne söylüyor teorem? Diyor ki eğer diyor AX artı B
Büyüktür sıfır eşitsizliği verildi. Ve C reel sayısı da verildi. Bu eşitsizliğin her iki tarafından aynı reel sayıyı çıkartacak olursan, o zaman elde edeceğin yeni eşitsizlik, bu iki numaralı eşitsizlik, bir numaralı eşitsizlikle birbirine denk olur. Yani aynı çözüm kümesine sahip olurlar diye ifade ediyor. Ben burada sadece büyüktür sıfır için yazdım. Bu yazmış olduğum arkadaşlar durum ax artı b büyük eşittir sıfır, ax artı b küçüktür sıfır, ax artı b küçük eşittir sıfır için de geçerli. Lütfen bunları tekrar ediyorum, unutmayalım. Sadece tek bir tane eşitsizlik için geçerli değil. Yani sadece büyüktür olması durumunda geçerli değil. Peki üçüncü kısımda ne diyordu teoremimizin? Diyordu ki ax artı b sıfırdan büyük ve c pozitif bir reel sayı olmak üzere eğer bu eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılacak olursa elde edilecek olan yeni eşitsizlik, bu da iki numaralı eşitsizliğimiz, birinci eşitsizliğe ne olur? Denk olur. Denk bunlar. Yani aynı çözüm kümesine sahiptirler diye söylüyor. Aynı çözüm kümesine sahiptirler. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada C sayısının pozitif reel sayı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Onu şimdi sayısal örneklerle destekleyelim. Evet, örnekler diyelim. Örnekler diyelim. Elimizde ne olsun? 3x yazamadık. Ne oldu? Yazalım. Evet, 3x artı 4 büyüktür 0 şeklinde bir eşitsizlik var. Bu bir numaralı eşitsizliğim. Ben bu eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyeceğim. En çok sevdiğimiz sayı ne olsun? Mesela 7. Hepimiz 7 sayısını severiz. Neden bilmiyorum. 0 artı 7. Hepimiz de değil miyim? Genellemeyelim değil mi? 3x artı 4 artı 7. Her iki tarafa ne yaptım? 7 sayısını ekledim. Ve 3x artı 11 büyüktür 7 eşitsizliği ne oldu? 2 numaralı eşitsizlikle 1 numaralı eşitsizlik denk oldu. Aynı çözüm kümesine sahipler diyorum. Şu anda benim bu sözüme inanmak zorundasınız. Neden? Çünkü daha çözüm kümelerini bulmadığım için tabii ki çözüm kümelerinin birbirine denk olup olmadığını, birbirine aynı olup olmadığını bilmiyoruz. Benim sözüme şu anda İtimat etmek durumundasınız arkadaşlar. Ama ne yapacağız? Tabii ki bunu kullanarak çözüm yapmaya başladığımızda her ikisinin de denk olduğunu, her ikisinin de aynı çözüm kümesine sahip olduğunu zaten göreceğiz. Şimdi, evet, benzer şekilde ne demişti? Başka bir örnek, farklı bir örnek verelim. Eksi 2x artı 6 küçük eşittir 0. Bu eşitsizliğin her iki tarafından aynı reel sayıyı çıkartacak olursam o zaman bu eşitsizlikle denk olan, bu eşitsizlikle aynı çözüm kümesine sahip olan, bunu çizdiğimiz 6 da bu arada B'ye benziyor 6'dan çok, onu düzeltelim. Değil mi? Ne demiştik? Eksi 2x artı 6 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin her iki tarafından aynı reel sayı çıkartacak olursam elde edeceğim eşitsizlik bir numaralı eşitsizlikle denk olur. Aynı çözüm kümesine sahip olur. Yani eksi 2x artı 6. Her kitaptan 6 çıkartıyorum. Ne elde ettim? Yeni bir eşitsizlik elde edeceğim. Eksi 2x küçük eşittir eksi 6. Ne oldu? Bakın bu 2 numaralı eşitsizlikle bir numaralı eşitsizlik birbirine denk. Yani bunlar aynı çözüm kümesine
sahipler. Aynı çözüm kümesine sahip. Yani dediğim gibi şu an çözüm kümesini bilmediğimiz için sözüme itimat etmek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok gibi gözüküyor. Kümesine sahiptirler. Aynı çözüm kümesine sahip tirler diye ifade ettik. Üçüncü örneğimizde pozitif bir reel sayıyla çarpma olsun. Şöyle ki mesela x büyüktür 6. Bu eşitsizlik verilmiş olsun. Ben bu eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla yani 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı x nedir? 2 çarpı x 12'den büyüktür. Bu iki eşitsizlik birbirine denk eşitsizliklerdir. Sadece aslında çarpmak değil, aynı zamanda bölmek de ben pozitif bir sayıya da bölebilirim. Yani mesela 3x büyük eşittir. Mesela 5 olsun ve ben bu eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla böldüğüm zaman da şöyle ki 3 çarpı x bölü 3 büyük eşittir 5 bölü 3. Gene bir 1 ve 2 numaralı eşitsizlikler x büyük eşittir 5 bölü 3 ne olacaktır? Birbirine denk eşitsizlikler olacaktır. İkisinin de çözüm kümesi birbirine aynı olacaktır arkadaşlar. Gelelim neden pozitif sayıyla çarpmaktan bahsettik? Neden negatif sayılarla çarpmayı işin içine katmadık? Onu söyleyelim. Çünkü bu çok basit bir şekilde aslında size sayısal olarak bir örnekle vereceğim ama bu çok basit şekilde gösterilebilir, ispatlanabilir. Ama ben size örnekle anlatmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sayısının 2'den küçük olduğunu biliyoruz. 1 2'den küçüktür. Neden? Neden? Çünkü 1 artı p eşittir 2 olacak şekilde bir pozitif p reel sayısı vardır. Gerçekten de öyle midir? P'yi çözersen p 1'dir. P pozitif bir reel sayıdır. 1 artı p eşittir 2 olacak şekilde böyle bir pozitif reel sayı var olduğu için bir sayısı 2 sayısından küçüktür. Doğru mu? Doğru. Pekala, ben bu eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpıyorum. 2 ile çarptım. 2 kere 1 küçüktür. 2 çarpı 2. Bakalım sağlanıyor mu? 2 kere 1 2. 2 kere 2 4. Doğru mu? Bakalım. 2 artı p eşittir 4. P eşittir 2 bir pozitif reel sayı mıdır? Evet. 2 artı p eşittir 4 olacak şekilde bir pozitif p reel sayısı olduğu için 2 sayısı 4 sayısından küçüktür. Gerçekten de bakın ne oldu? Ben 1 küçüktür 2 eşitsizliğini pozitif olan bir sayı ile çarptığım zaman eşitsizliğimiz 2 eşitsizlik birbirine denk oldu. Eşitsizlik değişmedi. Yani eşitsizliğimizin yönü değişmedi. Öte yandan negatif bir sayı ile çarptığımız zaman bu durum söz konusu olur mu? Ona bakalım. 1 2'den küçük olduğunda her iki tarafını eksi 2 sayısı ile çarpın. Eksi 2 çarpı 1 küçüktür. Eksi 2 çarpı 1 diyebilir miyim? Yani bu eşitsizlik doğru mudur? Onu kontrol. Burası 2 olacak, özür dilerim. Eksi 2 çarpı 1 eksi 2. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Gerçekten de bakalım bu doğru mudur? Onu kontrol edelim. Bu eşitsizliğin doğru olması için eksi 2 artı p eşittir eksi 4 olacak şekilde bir p pozitif reel sayısının var olması lazım. Buradan p'yi bulursak p kaça eşit olur? P eksi 2 eşit olur ve p eksi 2 ne değildir? Pozitif bir reel sayı değildir. Demek ki eksi 2 artı p eşittir eksi 4 olacak şekilde bir p pozitif reel sayısı mevcut değildir. Doğal olarak bu eşitsizlik doğru olamaz. Yani ben
Negatif bir sayıyla çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştirir diyoruz ya. Gerçekten de öyle oluyor. Onu da kontrol, onu da gösterelim. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Eksi 2 ile çarpıyorum yine. Eksi 2 çarpı 1. Büyük müdür? Eksi 2 çarpı 2'den. Bunu kontrol edeceğim. Yani bir başka ifadeyle neyi kontrol edeceğim? Eksi 2 büyüktür. Eksi 4 demek ne demekti? Eksi 4 küçüktür. Eksi 2 demekti. Bu doğru mu? Bunu kontrol edeceğim. Eksi 4 artı p eşittir. Eksi 2 olacak şekilde pozitif bir p reel sayısı var mı? Bakalım. P eşittir. Eksi 2 artı 4'ten 2 yapar. 2 pozitif bir reel sayıdır. Evet. Eksi 4 artı p eşittir. Eksi 2 olduğuna göre eksi 4 eksi 2'den küçüktür. Yani eksi 2 bir başka ifadeyle eksi 2 eksi 4'ten büyüktür. Demek ki ben bir eşitsizliği negatif bir reel sayıyla çarparsam veya bölersem eşitsizlik ne yapar? Biz yön değiştirir diyoruz. Değil mi? Yön değiştirir demesi o küçük eğer eşitsizliğimiz küçükse büyük türe dönüşüyor. Eşitsizliğimiz verim eşitsizliğimiz büyük tür ise negatif bir sayıyla çarpıldığında iki taraf o eşitsizlik küçüktür şeklinde bir eşitsizliğe dönüşüyor. O yüzden ikinci teoremimizde şunu ifade edeceğiz. İkinci teorem diyelim. İkinci teorem diyelim. Bu ikinci teoremde ne diyeceğiz? İşte ax artı b büyüktür 0. Ax artı b büyük eşittir 0. Ax artı b küçüktür 0. Ax artı b küçük eşittir 0 şeklinde verilen bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir reel sayı ile çarpılırsa veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Kısacası hemen örneğimizi verecek olursak örnek üzerinden gidelim. 3x artı 4 büyüktür 7 dendi. Ben bu eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarpıyorum. Mesela eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 çarpı 3x artı 4 ve eksi 1 çarpı 7. Bakın büyüktür olan eşitsizlik yerine artık ne yazacağım? Küçüktür yazacağım. Çünkü negatif bir sayıyla çarptığımız zaman eşitsizliğimiz yön değiştiriyor arkadaşlar. Büyüktür olan bir eşitsizlik artık küçüktür haline geliyor. Ve bunu da düzenlersek eksi 1 çarpı 3x eksi 3x eksi 1 çarpı 4 eksi 4 o da küçüktür. Eksi 7 haline geliyor. Bu iki eşitsizlik 1 ve 2 numaralı eşitsizlikler birbirine denktir. Aynı çözüm kümelerine sahiptirler. Şimdi bu kadar teoremi, bu kadar bilgiyi neden verdim? Aslında bütün bunların hepsini vermemin sebebi eşitsizliklerin çözüm kümesini bulmak içindi. Şimdi eşitsizliklerimizin çözüm kümelerini buluyoruz. Eşitsizliklerin çözümünü bulmak. Evet, bakın şimdi nasıl bulacağız? Yapacağımız işlem şu. Evet. AX artı B. Ben sadece önce büyüktür 0 için vereyim. Bunu diğer eşitsizlikler için de genelleştirebilirsiniz. AX artı B büyüktür 0 eşitsizliği verilsin. A, B reel sayı ve A sayısı da 0'dan farklı olsun. Şimdi burada tıpkı denklemleri çözdüğüm gibi birinci ve ikinci teoremden yararlanacağım arkadaşlar. Burada yalnız iki farklı durum söz konusu olacak. A'nın pozitif veya negatif olması diye. İlk önce A'nın
Pozitif olması durumunu inceleyin. O çünkü özel bir durum. A eksi artı b büyüktür sıfır eşitsizliğini nasıl çözeceğim? Dediğim gibi bunları diğer eşitsizlikler içinde, yani küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir eşitsizlikler içinde genelleştirebilirsiniz. A eksi artı b büyüktür sıfır. Amacımız ne? Buradaki x dediğimiz bizim armamız. Bu motosiklet kulübüne üye olmak gibi düşünebiliriz bunu. Amacımız motosiklet kulübüne üye olan kişileri tek başına bırakmak, değil mi? Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk önce bu eşitsizliğin her iki tarafına b'nin toplamaya göre tersi olan eksi b sayısını ekliyoruz. Birinci teorem bize bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse eşitsizliğin değişmeyeceğini, bir önceki eşitsizlikle denk olacağını ifade ettiği için bunu yapabiliyorum. Ax artı b artı eksi b, ben burada toplamanın biliyorsunuz değişme özelliği var, birleşme özelliği var. Birleşme özellik olarak şunu yazabilirim. Ax ile ilk önce ne yapacağım? B ile eksi b'nin toplamı kaç? 0. Ax artı 0 büyüktür 0 artı 0 artı 0 artı eksi b. Tabii ki oradaki artı t'ye benzedi. Hem parantez hem de pozitif işaret yazmaya çalıştığım için 0 artı eksi b. Şimdi ax ile 0'ın toplamı ax'e eşit. 0 ile eksi b'nin toplamı eksi b'ye eşit. Buraya kadar ne yaptık? Olayı getirdik. Şimdi şöyle varsayalım. Bu amblemimiz, banner'ı taşıyan bu x dediğimiz motosiklet amblemiydi. Motosikletçilerin amblemiydi. Bir de yanında başka bir kulübün mesela amblemi var. A amblemi. Ama bu amblemin olmasını istemiyorum. Yani sadece motosiklet kulübünün üyesi olsun, başka bir motosiklet kulübüne üye olmasın. Oradan ayrılsın. Sadece benim üyem olsun istiyorum. Yani burada A'dan kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım? Bu eşitsizliğin her iki tarafını A'nın çarpmaya göre tersi olan 1 bölü A sayısıyla çarpacağım. Çünkü A'dan başka türlü kurtulamam. Bu eşitsizliğin her iki tarafını A'nın çarpmaya göre tersi olan A ile 1 bölü A ile çarpacağım. Veyahut da A'nın veyahut da her tarafı A'ya böleceğim. İkisi de aynı şey zaten, aynı anlama geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada eşitsizlik yönleştirmeyecek mi? Hayır, çünkü A burada pozitif reel sayı olduğu için bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpıp bölebilirim. Eşitsizlik yön değiştirmez. Eşitsizlik bir öncekiyle aynı kalır. 1 bölü a ile a'nın çarpımı 1'e eşit. 1 çarpı x büyüktür. 1 bölü a çarpı eksi b'den. 1 çarpı x, bakın 1 çarpmanın etkisiz elemanı olduğu için 1 çarpı x'in sonucu x'e eşit olur. Ve x ne olur? X büyüktür. Eksi b bölü a olur. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi eksi b bölü a'dan büyük olan sayılardır. Peki ben bunu nasıl ifade ederim? Aralık olarak ifade edebilirim bu çözüm kümesini. Aralık olarak nasıl yazarım? Eksi b bölü a'dan büyük olan sayılar eksi b bölü a virgül artı sonsuz diye gittiğim açık bir aralıktır. Bunu biz ilk dersimizde göstermiştik ve hatta sayı doğrusunda da ne yapabilirsiniz? Bunu ifade edebilirsiniz. Burada şöyle bir sayı doğrusu çizdiğiniz zaman, pardon, bu sayı doğrusunu oklu çizelim. Genellikle öğrenciler çünkü sanki ok olmayınca sonsuza kadar gitmiyormuş gibi bir algı içine giriyorlar. Evet, diyelim ki şurası da, burası da eksi b bölü a noktası. Eksi b bölü a dahil değil. Bundan büyük olan her nokta dahil olduğu için aralık olarak da ne yapacağız? Eksi b bölü a'dan büyük olan şu doğruyu ne yapacağız? Tarayacağız. Bu bizim çözüm kümemizi göstermiş olacak. Hem sayı doğrusunda hem de aralık olarak çözümünü göstermiş oldum. Peki, İkinci olasılık. Ax artı b büyüktür sıfır eşitsizliğinde a, b reel sayı ve a ne olabilir? Negatif. Hatta şöyle yazayım. A negatif bir reel sayı olsun diyeyim. A negatif bir reel sayı olsun. A negatif bir reel sayı olsun.
Negatif reel sayı yazarken artı yazan bir ben varım bu arada. Negatif bir reel sayı olsun. B de bir reel sayı olsun diyelim. Yani A'nın negatif olması durumunda, X'in katsayısının negatif olması durumunda ne yapacağımıza bakalım. Yine amacımız burada motosiklet kulübünün banner'ını taşıyan elemanı tek başına bırakmak olduğu için bu işsizliğin her iki tarafına B'nin toplamaya göre tersi olan eksi B sayısını ekleriz. Bir başka ifadeyle bu işsizliğin her iki tarafından B sayısını çıkartırız. Hangisini kullanmak istiyorsanız hiç fark etmez. B sayısıyla onun toplamaya göre tersinin toplamı B artı eksi B kaça eşittir? Sıfıra eşittir. A eksi artı sıfır büyüktür. Sıfır artı eksi B ve sıfır toplamanın etkisiz elemanıdır. A x büyüktür eksi B diye bulmuş oluruz. Şimdi A sayısı negatif bir reel sayı olduğu için ben bu eşitsizliğin her iki tarafını neyle çarpacağım? A'nın çarpmaya göre ters olan 1 bölü A ile çarpacağım. Ancak bu çarpmayı yaparken neye dikkat edeceğim? Eşitsizliğin yön değiştirmesine dikkat edeceğim. Çünkü burada A negatif bir reel sayı. Doğal olarak 1 bölü A da negatif bir reel sayı. Bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir reel sayıyla çarptığım için arkadaşlar bu eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Ve dikkat ederseniz 1 bölü A ile A'nın çarpımı 1'e eşit. 1 çarpı X küçüktür eksi B bölü A. Yani X küçüktür eksi B bölü A elde ederiz. Peki x'in eksi b bölü a'dan küçük olması ne anlama gelir? Bunu aralık olarak yazmak istersem eksi sonsuz virgül eksi b bölü a açık aralık ve neden eksi b bölü a açık aralık? Çünkü küçüktür var, eşittir söz konusu değil. X hiçbir zaman eksi b bölü a'ya eşit olmayacak ve ben bunu sayı doğrusu üzerinde göstermek istersem bunun çözümünü nasıl göstereceğim? Bir nokta çizeceğim burada. Şurasını eksi b bölü a diyeceğim. Ve eksi b bölü a'dan küçük olan tüm reel sayılar dediğimiz için de şu kısmı eksi b bölü a'dan küçük olanlar onun sol tarafında olan sayılardır. Ne yapacağım? Tarayacağım. Yani x küçüktür eksi b bölü a aralık olarak ve sayı doğrusunda ne yapmış olduk? Çözümünü göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi tabi biliyorum siz B'lerden A'lardan haz etmiyorsunuz. Bunlar sizin kafanızı çok karıştırıyor. Onların yerine 3, 5, 4 yazınca daha rahat hareket ediyorsunuz. Oysa ki eksi B bölü A ile 3 arasındaki tek farklılık şu. Eksi B bölü A istediği herhangi hani sizin istediğiniz herhangi bir yerini alabilir, diğeri alabilir. Oysa ki 3 sadece tek 3 değerini alır ve 3 de bir semboldür. Yani 3 bir semboldür arkadaşlar. Eksi b bölü a da bir semboldür. Bu da bir sembol, bu da bir sembol. Yani sonuçta eksi b bölü a, evet farkı ne? Eksi b bölü a 3 de olur, 3.7 de olur, pi de olur, e sayısı da olur. Aradaki tek fark bu. Ama ikisi de sembol. Biz o yüzden ilk olarak genel halini yazıp arkasından örneklerle, sayılarla, sayı rakamlarla çalışıyoruz, sayılarla çalışıyoruz, öyle değil mi? Şimdi bakın ne yapalım hemen? Bu öğrendiğimiz bilgileri, şöyle silgiyi seçemiyor muyum ben? Evet, bu öğrendiğimiz bilgileri hemen sayısal bir örnek üzerinde uygulamaya koyalım. İlk örneğimiz ne olsun? İlk örneğimiz pozitif katsayıya sahip olan bir eşitsizlik için olsun. Şöyle bir şey olsun. Evet, mesela 25x artı 9 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz denmiş olsun. X'in katsayısı A burada 25 ve pozitif bir sayı. Ne yapacağım? İlk önce buradaki 9'dan kurtulmak istiyorum. O yüzden bu eşitsizliğin her iki tarafına 9'un toplamaya göre tersi olan eksi 9'u ne yapıyorum? Ekliyorum. Ekledim. Ekledikten sonra da
9 ve eksi 9'un toplamının 0 olduğunu dikkate alarak işlemime devam edeceğim. Ne demiştik? 25x artı 0 küçük eşittir 0 artı eksi 9. 25 ile 0'ın toplamı 25. Çünkü 0 toplamanın etkisiz elemanı. Ve 0 eksi 9'un toplamı da kaça eşit? Eksi 9'a eşit. Tabi burada 25x var. X'i unuttum. Her neyse. Şimdi ne yapacağız? 25'in çarpmaya göre tersi. Ne? 1 bölü 25. Bu eşitsizliğin her iki tarafını 1 bölü 25 ile çarpıyorum. 1 bölü 25 pozitif bir sayı olduğu için çarpmamla da bir sakınca yok ve eşitsizliğimiz aynen, değil mi? Yön değiştirmeden kalıyor. Böylelikle 1 bölü 25, 25'in çarpımı 1'e eşit. 1 çarpı x küçük eşittir. Eksi 9 bölü 25. 1 çarpmanın etkisiz elemanı arkadaşlar. Doğal olarak 1 ile x'in çarpımı x'e eşittir. X küçük eşittir. Eksi 9 bölü 25 olur. Pekala ben bu eşitsizliğin çözüm kümesini nasıl gösteririm? Eksi 9 bölü 25'ten küçük veya eşit olan sayıların çözüm kümesi eksi sonsuz, eksi 9 bölü 25. Yalnız eksi 9 bölü 25 dahil olduğu için burada kapalı bir parantez kullanmak, köşeli parantez kullanmak durumundayım. Sayı doğrusu olarak çizeceksem, sayı doğrusu olarak da çizelim. Ve sayı doğrusunda da eksi 9 bölü 25'i kapalı şekilde yapıyorum, bu noktayı dahil ediyorum. Ve daha sonra da, değil mi, bu, ondan küçük olan veya ve ona eşit olan tüm sayıları ne yapıyorum? Onun solundaki, eksi 9 bölü 25'in solundaki tüm sayıları içeren bir küme olarak bunun, bu eşitsizliğin çözüm kümesini göstermiş, ifade etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi negatif, evet, negatif bir katsayıya sahip olan örnekle devam edelim. Mesela ne olsun? Eksi 11x artı 5, eksi 11x artı 5 büyük eşittir 0 olsun. Eksi 11x artı 5 büyük eşittir 0. Eksi 11x artı 5. 5'in toplamaya göre tersi. Eksi 5. Eşitsizliğin her iki tarafına ne yapıyorum? Eksi 5'i ekliyorum veya eşitsizden veya eşitsizliğin her iki tarafından 5 çıkartıyorum. Eksi 11x büyük eşit, pardon, eksi 11x şurası 0 olacak. Tabii ki onu yazmadık. 5 ile eksi 5'in toplamı 0'a eşit. 5 ve eksi 5'in toplamı 0 eşit. Çünkü bunlar birbirlerinin topluma göre tersidir. Bu da büyük eşittir. 0 artı eksi 5. 0 toplamanın etkisiz elemanı olduğu için eksi 11x büyük eşittir. Eksi 5 elde etmiş oluyoruz. Burada eksi 11 negatif bir reel sayı olduğu için ben bu eşitsizliğin her iki tarafını eksi 11'in çarpmaya göre tersi olan eksi 1 bölü 11 ile çarpacağımdan dolayı eşitsizlik ne olacak? Şuraya da yazalım onu. Eksi 1 bölü 11 çarpı eksi 5. Eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirecek arkadaşlar. Yön değiştirecek ve sonucumuzu yazacak olursak eksi 1 bölü 11 ile eksi 11'in çarpımı 1'e eşit. 1 çarpı x küçük eşittir 5 bölü 11. 1 çarpmanın etkisiz elemanıdır. Ve arkadaşlar x ne olur? Küçük eşittir 5 bölü 11 olur. Evet. Peki bunu da az önceki gibi hem sayı doğrusunda gösterebiliriz. Şurası 5 bölü 11 ise bundan küçük olan tüm reel sayılar veya aralık olarak da eksi sonsuz
5 bölü 11. Burada da köşeli parantez koyacağız ki 5 bölü 11'in dahil olduğunu ne yapalım? Gösterelim. Şimdi dediniz ki, hocam hep sağ tarafta sıfır olmak zorunda mı bu eşitsizliklerin? Tabii ki olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani eşitsizliklerimiz şöyle de verilebilir. İşte 3x artı 4 büyük eşittir eksi 20. Bu formatta da olabilir. İlla eşitsizliğimizin sol tarafında veya eşitsizliğin sağ tarafında, özür dilerim, eşitsizliğin sağ tarafında bir sabit terim olarak sıfır olacak diye bir koşulumuz yok. Sıfırdan farklı bir reel sayı da olabilir. Sonuçta standart formu ax artı b büyük eşittir sıfır, ama bu ikisi zaten birbirine denk olduğunu bir numaralı teoremden dolayı biliyoruz. Şimdi 3x artı 4 büyük eşittir eksi 20. Ne yapacağım? Bu eşitsizliğin her iki tarafına 4'ün toplamaya göre tersini ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bu arada hep fark ettiyseniz pozitif sayılar kullanıyorum galiba. 3x artı 4 dedim. Olsun. Bir sonrakinde farklı yaparız. 3x artı 4 artı eksi 4 büyük eşittir eksi 20 artı eksi 4. Bu eşitsizliğin her iki tarafına ne ekledim? 4'ün toplamaya göre tersi olan eksi 4'ü ekledim. Veya bir başka ifadeyle eşitsizliğin her iki tarafından 4 çıkarttım. 3x 4 ile eksi 4'ün toplamı 0'a eşit oldu. Çünkü bunlar zaten birbirlerinin toplamına göre tersi olduklarına göre sonuçları toplamanın etkisiz elemanı olmalı. Eksi 20 artı eksi 4 olmalı. Bu da 3x büyük eşittir 0 toplamanın etkisiz elemanı olduğu için 3x artı 0 3x'e eşit olur. O da büyük eşittir eksi 24. Şimdi 3'ün pozitif bir reel sayı olduğunu biliyoruz. Bunun çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'e eşit. Bu da pozitif bir reel sayı. Ve her iki eşitsizliğin her iki tarafını ne yapıyoruz? 3 ile 1 bölü 3 ile çarpıyoruz veya 3 ile bölüyoruz. İkisi de aynı şey. Pozitif bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz için eşitsizliğimiz yön değiştirmiyor. Ve sonuç olarak cevabımız da kaç olacak arkadaşlar? 1 bölü 3 ile 3'ün çarpımı 1'e eşit. 1 çarpı x büyük eşittir. Eksi 24 ile 1 bölü 3'ün çarpımı da eksi 8'e eşit. X büyük eşittir. Eksi 8 elde ettik. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini aralık olarak yazarsam köşeli parantez, neden? Çünkü eksi 8 dahil çözüme, eksi 8 artı sonsuz aralığı diyorum. Eğer sayı doğrusu üzerine göstereceksem de eksi 8'i dahil ederek eksi 8'den büyük olan tüm reel sayılar diye ne yapıyorum? Sayı doğrusu üzerinde ifade ediyorum. Son bir örnek daha yapalım. Sonra da dersimizi bitirelim. Eksi x artı 5 bölü 11 büyük eşittir. Büyük eşittir. Kaç olsun? 9. Şimdi bu eşitsizliğin bu eşitsizlikte diğerinden farklı olarak bakın ne var? Eksi x artı 5 11'e bölünmüş. Öyleyse benim neye ihtiyacım var? 1 bölü 11'de bu arada arkadaşlar pozitif bir reel sayı. 1 bölü 11'in çarpmaya göre tersi nedir? 11 sayısıdır. Bu eşitsizliğin her iki tarafını neyle çarpacağım? Neyle çarpacağım? Tabii ki 11 ile çarpacağım. 11 ile çarpıyorum. Eksi x artı 5. Parantez için yazalım bunu. Bölü 11. Büyük eşittir pozitif bir reel sayı olduğu için, 11 pozitif bir reel sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 11 çarpı 9 olacak. Ve burada şunu gözlemleyeceğiz. 11 ile 11'in bölümü veya 11 ile 1 bölü 11'in çarpımı 1'e eşit olacak. 1 çarpı eksi x artı 5 büyük eşittir 99 yapmış olacağız. Eksi x artı 5 büyük eşittir 99 elde etmiş olduk. Eksi çünkü 1 çarpmanın etkisiz elemanı. Her iki tarafa 5'in toplamaya göre tersini eklediğimizde, yani 5 sayısını eklediğimiz zaman veya 5 sayısını çıkarttığımız zaman ne olacak? Bu büyük eşittir 99 eksi 5 olacak. Eksi x artı 0 büyük eşittir 94. Eksi x büyük eşittir 94 elde ettim.
Peki burada kalacak mıyım? Hayır. Eksi x'in katsayısı eksi 1. Eksi 1 negatif bir reel sayı. Eksi 1'in çarpmaya göre tersi de eksi 1 olduğu için eşitsizliğin her tarafını eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile çarptığımdan dolayı da eşitsizliğim ne yapacak? Yön değiştirecek. Ve arkadaşlar x küçük eşittir. Eksi 94 olacak. 90, eksi 94'ten küçük ve küçük veya eşit olan tüm sayılar bu eşitsizliğin çözüm kümesidir. Aralık olarak yazarsam eksi sonsuz, eksi 94. Burada bir köşeli parantez var. Eksi 94'ün çözüm kümesine dahil olduğunu göstermek için. Eğer ben sayı doğrusu üzerinde göstermek istersem de ne yapmış oluyorum? Bakın eksi 94'ü şöyle eksi 94 burasıdır diyorum. İstediğim noktayı seçebilirim. Hiç fark etmez. Burada yazabilirim. Yani şurasını da diyebilirim. Hiç önemli değil. Ben keyfime göre bir yere eksi 94 dedim. Ve eksi 94'ün solundaki sayılar ondan küçüktür. Eksi 94 de dahil olduğu için eksi 94 noktasında ne yapıyorum? Çözüme dahil edip orada bir daire çiziyorum. Çünkü eksi 90, x eşittir eksi 94 ne yapar? Bu eşitsizliği sağlar. Yani eksi 94 küçük eşittir eksi 94 ifadesi doğrudur. Birçok öğrencinin bunda karışıklık yaşadığını da gözlemledim. Yani eksi 94 nasıl olacağım küçük eşittir eksi 94 olur diyorlar. Çünkü bu küçük veya eşit demek. Küçük veya eşit. Değil mi? Eksi 94 evet eksi 94 kendisinden küçük değil ama kendisine eşit arada veya demiş. O yüzden bu eşitsizlik tabii ki doğru bir eşitsizliktir arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda daha farklı tarzda eşitsizlikler çözeceğim. Hepinize en içten saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Hepinize esenlikler diliyorum. Ayrıca beni dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için size teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.